Merhabalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Cep telefonunun şarjını takmayı unutmuşum. Yarı yolda kalırız diye hemen taktım. Nasılsınız? Bugün çoğunluk Kayseri'den olabilir diye düşünüyorum. Ben doktorumuz gelmeden herkese el sallayayım. Ne güzel el sallalar. Instagram cep telefon şeyde canlı yayınların şeklini değiştirmiş arkadaşlar. Yazıları tam okuyamıyorum çoğu zaman. Bazen kaçırdıklarım oluyor. Şu arkada soru sorun bölümü var. Çok daha rahat bunu doktora şey yapabilirim, cevaplatabilirim diye düşünüyorum. Hem interneti hem de cep telefonun internetini açtım. Bu akşam gene yumurta sorunlarından bahsedeceğiz. Ve erken menopoz birçok hanımın sıkıntısı olduğu bir konu. Yumurta rezervinin azalması. Bu konuda Profesör Doktor Kayseri Tüp Bebek Merkezi'nden Profesör Doktor Gökalp Öner bizimle birlikte olacak ve bu konuda bilgilendirecek hepimizi. Birazdan katılır diye düşünüyorum. Bir bakayım. Kim gelmiş? Merhabalar. Merhabalar Aliye Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Gökhan Bey? Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yoğun Şu anda çalışıyoruz. ekran kapandı yalnız. Evet, oldukça Sizi yoğunsunuz. teşekkür Kalabalık ederim. olduğunuzu duyuyorum. Evet, sizi gördük ama sizin güler yüzünüzü gördük. Şu an çok mutluyum. Aa, teşekkür ederim. Uzun Çok sağ zaman olun. olmuştu. Sizin o pozitif enerjinizi ara ara bakıyorum, alıyorum. Teşekkür ederim. Çok İyi ki sağ varsınız. olun. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de özlemişiz. Yüzünüzü gördük. İyi oldu. Ben Teşekkür böyle hasret gideriyorum artık. Seyahat biraz ederim. sıkıntılı olunca. Evet, doğru. Her zaman ama sizin yeriniz bizde özel. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Gökalp Bey, şimdi erken menopoz bugünkü şeyimiz, konumuz diye konuştuk sizinle. Yalnız onun öncesinde her zaman olduğu gibi bu COVID aşıları ile ilgili çok soru geliyor. Evet. Tedaviden önce aşı sırası gelmiş olan arkadaşlarımız var. Tereddütte ve şeyde kalıyorlar çok. Aşı olup öyle mi tedaviye başlayalım, tedavi bittikten sonra mı aşıyı yaptıralım? Aşı olursam eğer beklemek zorunda mıyım bir müddet, yani birkaç ay ne yapmamız lazım diye çok böyle bana mesaj geliyor. Biraz siz de bir şeyler şey yapmışsınız, yayınlamışsınız ama Evet. hamilelikle ilgili, gebelik hamilelikle ilgili genelde yayınlar, hani bebeğe bir şey olmaz, o olmaz falan diye. Tedavi öncesi ve sonrası bu arkadaşların sıkıntıları. Ne yapacağız? Bekleyelim mi? Aşıdan sonra ne yapalım diye soruyorlar. Ne öneriyorsunuz siz? Şimdi ben bugün aslında Sağlık Bakanlığı, yani Türkiye Sağlık Bakanlığı, Amerikan Sağlık Bakanlığı, İngiltere Sağlık Bakanlığı kendi sayfalarını inceledim. Çünkü bize de çok bununla ilgili soru geliyor. Hem gebelikte COVID aşısı ile ilgili hem de tüp bebek öncesi COVID aşısı ile ilgili. Özellikle bunu da 4 hatta 5 madde şeklinde, hatta emziren anneler için de sorular geliyor. Madde madde tüm özetleme şeklinde kendi sayfama da koydum. Bu arada görüntüm geliyor mu? Ben kendimi Geliyor göremiyorum. geliyor. Sizin görün ama sizde görüntü yok mu? Bende görüntü yok. Kendimi Aa, göremedim. biz sizi görüyoruz. İyi, tamam. Siz görüyorsanız sıkıntı yok. Şimdi Gayet de güzel gözüküyorsunuz. Hiç sıkıntı tamam. yapmayın. Tamam. Şimdi bu yapılmış çalışmalarda biliyorsunuz iki tane aşı var. Bir tanesi Türkiye'de için
konuşuyoruz. BioNTech aşısı, bir tanesi de Sinovac aşısı. Evet. BioNTech aşısı mRNA aşısı. İlk çıktığında aslında BioNTech aşısı yapıldıktan sonra bir yıl hamile kalınması önerilmiyordu. Daha sonra bu oran 6 aya düşürüldü. Son zamanlarda da 1 aya düşürüldü. Evet. Halen gebelerin BioNTech aşısı yapması halen önerilmiyor. Önerildiğiyle ilgili bir çalışma yok. Ama Sinovac aşısına gelince, Sinovac aşısı biliyorsunuz inaktif aşı. Yani Evet. ölü bir Evet. aşı. Zaten gebelikte işte tetanoz aşısı gibi ölü aşılar yapılıyor. Evet. Canlı olmayan aşılar öneriliyor. Sinovac aşısı da hem bizim Sağlık Bakanlığımız da bununla ilgili bir rehber yayınladı. Riskli gruba, yani gebelerde eğer bir akciğer hastalığı varsa, astım gibi, ya da bir bağışıklık sistemi baskılanıyorsa, şeker hastalığı gibi, ya da ileri yaşta ve bağışıklık sistemi çok kuvvetli değilse, çünkü biliyorsunuz bağışıklık sistemi kuvvetli olmazsa veya ek bir akciğer hastalığı varsa, işte korona yakalanırsa bu gebe, bu sefer tabii ki ağır geçiriyor. Herhangi bir risk faktörü yoksa önerilmiyor. Yani inaktif aşı da önerilmiyor. Çünkü inaktif aşıyla ilgili de yeteri kadar elimizde veri yok. Ama bir risk faktörü varsa, yapılacaksa illa bir aşı, inaktif aşı öneriliyor. Ben de buradan yola çıkarak kendi tüp bebek adaylarıma, anne adaylarıma, sonuçta gebeleri riskli gebelik grubuna bile önerilen inaktif aşıyı ben de tüp bebek başlangıcı, tüp bebek yapmak isteyen ya da tüp bebeğe başlamış olan hastalarıma ya da anne adaylarına ya da tüp bebek anne adaylarına Sinovac aşısının güvenilir olduğunu söylüyorum. BioNTech aşısı yapıldıktan sonra ise, eğer BioNTech aşısı yapılacaksa, en azından bir ay ara vermeleri gerektiğini söylüyorum. Şu an bilimsel veriler bu şekilde. Peki, yani böyle bir seçme lüksümüz var mı? Lüksleri Tabii. var mı? Ben Tabii. onu olmak istemiyorum, bunu olmak istiyorum diye ne verirlerse onu alıyoruz diye biliyorum ben. Yok, tabii ki soruyorlar. Benim eşim de mesela şimdi öğretmen, aşı olmaya gitti. Biz de sırada bekledik. İlk başta biliyorsunuz biz sağlık personellerine herhangi bir Evet. seçenek sunmadan Sinovac aşısı yaptılar. Bize de Çünkü öyle yaptılar. elimizde Sinovac aşısı vardı, BioNTech yoktu. Şimdi soruyorlar, BioNTech mi yapacaksınız, Sinovac mı yapacağız diye. Eşim de ben BioNTech yaptırmak istiyorum dedi, BioNTech yaptı. Eğer Sinovac deseydi, Sinovac aşısı da var. Ama ille ellerinde bir seçenek yok, BioNTech aşısı olacaksa mutlaka bir ay ara vermelerini öneriyorum. Ama ellerinde Sinovac aşısı varsa, Sinovac aşısından sonra normal tedaviye başlanabilir, herhangi bir sakıncası yok. Anladım. Peki bence bu arkadaşlar için yeterince şey oldu diye düşünüyorum. Ayrıntılı, aydınlatıcı bir bilgi oldu bence. Çok sağ olun. Şimdi gelelim erken menopoza. Çünkü erken menopoz yaşayan çok genç arkadaşlarımız var. Orta yaş grubu var. Yani daha şey olmadan, belli bir yaşa ulaşmadan bu sıkıntıyı yaşayan birçok insan var. Biz erken menopozda nasıl şey yapıyoruz, nasıl tedaviler uyguluyoruz, nasıl belirti gösteriyor, erken Evet. menopoz olduğunu nasıl Şimdi ilk takip başta edebilirler? erken menopozun tanısını koyalım. Erken Evet, menopoz bir tanı yapalım. 40 yaşından önce 3 ay boyunca hiç adet görememe durumu ve 3 ay sonra baktığımız zaman hormon değerlerine FSH dediğimiz yumurta uyarıcı hormonun 40'ın üzerine çıkması, E2 dediğimiz östrojen hormonun da 40'ın altına düşmesi durumu. Peki niçin FSH hormonu, yani beyinden üretilen yumurta uyarıcı hormon? Aslında bu çok faydalı bir hormon. Çünkü hatta biz tüp bebek tedavilerinde de dışarıdan kadınlara FSH veriyoruz. Bu niçin artış gösteriyor, niçin yükseliyor? Çünkü yumurta sayısı azalınca otomatik olarak beyin refleks olarak orada mevcut ne yumurtası varsa kadının, onu uyarmaya yönelik beyindeki o yumurta uyarıcı FSH hormonunu arttırıyor. Aslında kötü bir şey yapmıyor. Ama yumurtalar artık öyle bir konuma geliyor ki bu FSH hormonuna karşı direnç kazanıyor. Yani belli bir uyarılma mekanizması artık ortadan kalkıyor. Desensitize oluyor. Yani onun FSH hormonunun yumurtalarda bağlandığı kısmı artık onu uyaramıyor. Ne kadar beyin arttırırsa arttırsın bu hormonu. Ve bu duruma da biz artık menopoz diyoruz. Ya da aslında erken menopoz değil de erken yumurta yetmezliği durumu diyoruz. Çünkü menopozda artık biz dışarıdan verdiğimiz hiçbir ilaca, hiçbir tedaviye cevap verememe durumu. Biz bu tür erken yumurta yetmezliği olan kadınlarda mutlaka çok önemli 3 tane değerlendirme yapıyoruz. Bir tanesi
Erken menopozu biz biliyoruz ki ya da erken yumurta yetmezliğini biliyoruz ki birinci faktör genetik faktörler. Yani ailesinde bir öykü var mı? Teyzesinde bir öykü var mı? Ve böyle bir öykü varsa ki olmasa da mutlaka bir genetik analiz yapıyoruz. Acaba genetik bir kırıklılık mı var? Genetik bir bozukluk var mı kadında diye. Bir de erken menopoz geni var. FMR1 dediğimiz. Eğer bu FMR1 geninde bir bozukluk varsa bu bizim için önemli. Hem o kadın için önemli. Hem eğer o kadın mesela bize başvurduğunda kızı varsa kızı için de ilerleyen zamanda o yumurtalarını belki erken menopoza girmeden biz toplamamız için önemli. Biliyorsunuz bununla ilgili Evet. bu hafta gazete haberi de yaptık. Artık karından da yumurta toplayabiliyoruz. Ben de topluyorum Kimler çok yaklaşık bir güzel. yıldır. Özellikle hani bekar olup hassasiyeti olan kadınlarda ya ben vajinal yumurta toplatmak istemiyorum. Karından yumurta toplatmak istiyorum. Tabii ki biz hassasiyetini göze alıyoruz ve artık karından konforlu bir şekilde yumurta topluyoruz. Ve bu yumurtaları da menopoza girmeden dondurabiliyoruz. Başka kim için önemli bu erken menopoz geninin pozitif olduğunu bilmek? Kız kardeşi vardır. Belki daha evlenmemiştir. İlerleyen evlilik düşecektir. Onun için de onun da mesela yumurtalarını dondurabilmemiz için önemli. Mutlaka bu iki genetik analize bakıyoruz. Hem kadının normal 46 kromozomda bir eksiklik var mı? Hem de erken menopoz geni pozitif mi diye. Bir de bizim için çok önemli bir test var. Tiroid testi. Ha, Özellikle evet. Hashimoto tiroidi dediğimiz kendi tiroid bezine vücudunun kendi hücreleri saldırıyor. Tiroid beziyle yumurtalık dokusu birbirine çok benziyor. Nasıl tiroid bezine saldırıyorsa bu kendi vücudumuzun kendi hücreleri, bağışıklık hücreleri işte o yumurtalık dokusuna da saldırıyor. Yumurtalık dokusuna saldırdığı zaman eğer guatrını dengeleyemezsek, TSH dediğimiz tiroid uyarıcı hormonunu dengeleyemezsek bu Evet. sefer yumurta kaybı hızlı bir şekilde oluyor ve erken menopoza giriyor. Demek ki iki tane önemli faktör var. Bir genetik, iki tiroid. Üçüncü faktör de geçirilmiş cerrahi. Mesela biz çikolata kisteli iç ameliyatını sevmeyiz. Niçin? Çikolata kisti dediğimiz şey yumurtanın iç dokusundadır. Çikolata kisti. Biz bu kisti çıkardığımız zaman yumurtalık dokusuna da zarar vermiş olabiliriz. Özellikle laparoskopi de yapsak, kapalı ameliyat da yapsak, minimal invaziv cerrahi de yapsak, zarar vermeyeceğimizi iddia da etsek, mutlaka bu dokunun içerisinde olduğu için bu kistler yumurtalıkta o kisti çıkarırken ne yazık ki yumurtalığa zarar verebiliriz. Onun için her türlü cerrahi işlemi şu aşamada çok fazla önermiyoruz. Ne zaman yapabiliriz cerrahi işlemleri yumurtalığa yönelik? Biz yumurtaları toplarız. Eğer evliyse embriyolarını dondururuz. Eğer bekarsa yumurtalarını dondurduktan sonra o zaman belki cerrahi işlem yapılabilir. Anladım. Bu arada biz sorulara geçmeden önce bir sürü soru geldi. Arka taraftan da geldi. Evet, ben Hep... sorulara göremiyorum. Eskiden gerçekten soruları Evet göremiyordum. evet çok şey yaptılar. Arkaya da gelin dediler. Ben şöyle Kendim de göremiyorum. kaydırırken biraz okuyorum. Erkekleri unuttunuz diyorlar. Erkekler de tedaviye girecek. O zaman aşı olayını erkekler de mi bir ay beklemeli BioNTech'te? Yalnızca kadınlar için konuştunuz diye yazmışlar. Bir sistem var Şimdi burada. ama şöyle bir şey var. Biz embriyoyu bebeğe anneye koyuyoruz. Biz erkekten sperm alıyoruz. Yani Aşı sperm etkiler mi diye. yok. Ha öyle bir soru sorabilirler. Ama aşı spermi etkilemiyor. Öyle bir şey Yok değil kanıtlanmış bir mi? şey yok. Tamam. Aşı aynı zamanda yumurtalığı da etkilemiyor. Biz niçin aşıyı bir ay erteleyebiliyoruz? Bebeğe koyduğumuz zaman bebeğe herhangi bir zararı olup olmadığı konusunda bir soru işareti olduğu için, bir bilgi olmadığı için. Yoksa yumurtayı ya da spermi etkilediği için bir ay erteler mi? Onun için ertelemiyoruz. Biz sonuçta bebeği anneye koyuyoruz. Babayla çok işimiz yok. Babadan sperm alıyoruz. Tüp bebek yapacağımız zaman ya da gebelik düşünecekse onun spermini kullanılıyor. Ama baba bebeği taşımayacak. Tamam, peki. Beyleri de bu şey gönlüne aldık zannediyorum. Ha bir de şöyle bir Şimdi şey var. Koronayla ilgili de şunu söyleyeyim. Bir kere aşıdan korkmasınlar. Niçin? Çünkü aşı mRNA aşı olsun, inaktif aşı olsun. Bir kere koronavirüsü canlı bir virüsse bu canlı virüsün tutunacağı 3 yer var. 3 tane doku var. Burada reseptörleri var. Yani bağlanacağı yerler var. 3 yerden bir tanesi akciğerler. Bir tanesi böbrekler, bir tanesi de testis dokusu. Siz eğer aşı olmazsanız ve korona geçirirseniz tam tersine korona gidip sizin testis dokunuzu tutup
daha ağır hasar verebilir. Onun için bence aşı olmuyorsanız bir an önce olun ki bu mikrop sıradan sadece akciğeri tutan bir mikrop değil. Testisleri de tutan bir mikrop. Çünkü bağlanacağı 3 yer var. Ve korona geçiren erkeklerde sperm kalitesi ve sperm sayısında anlamlı azalma görülmüş. Aslında biz aşı olduğumuz zaman sadece akciğerlerimizi korumuyoruz. Böbreklerimizi ve testisimizi de korumuş oluyoruz. Erkeklere de buradan ayrıca bir bilgi vereyim. Böyle bir yalan bir dedikodu var ortalıkta. İşte aşı olunca hatta benim birisi sayfama da paylaşmış. Ben onu özellikle aldım. Kendi sayfama hikayeme koydum. İşte niye aşıyı öneriyorsunuz? Bir kere ben gebelere aşı önermedim. Ben riskli grup gebelere aşı öneriyorum. Yani akciğer hastalığı varsa, bağışıklık sistemi bozulmuşsa, şeker hastalığı. Sadece ben önermiyorum bunu. Bunu Amerika, İngiltere ve Türkiye Sağlık Bakanlığı öneriyor. Sağlık Bakanlıkları da hani bunu durup dururken önermiyor. Üst tarafta da ben yapılmış 35 bin hastalık çalışmayı anlataraktan, bilgi vererekten koydum sayfama. Ve önerdiğim aşı da canlı BioNTech aşısı değil, ölü Sinovac aşısı yapılacaksa illaki bu risk grubuna diye önerdim. Lütfen hastalar çok iyi dinlesinler. Hani dinlemeden yargısız eleştirme yapmak ya da okumadan bizim yazdıklarımızı anlamadan yargısız eleştiri yapmak çok yanlış. Bakın ben çok farklı bir şey söylüyorum. Sen aşı ben kısır kalacağım, çocuğum olmayacak, sperm sayım bozulacak. Böyle bir dedikodu yayılmış aşı olanlarda işte kısır olacak. Tam tersine sen aşı olmaz korona geçirirsen koronanın bağlandığı 3 tane doku var. Bir tanesi akciğer, bir tanesi böbrek, bir tanesi de testis. Çünkü buralarda ACE reseptörleri var. Yani koronanın bağlandığı yerler 3 dokuda var. Korona geçiren hastalar da buraya testise bağlandığı zaman sperm sayısı ciddi anlamda, sperm yapısı ciddi anlamda bozulabiliyor. Sen aşıyla bunu da engellemiş oluyorsun. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bir de ana kolit kist nedir? Adete bir hafta kala ultrasonda ilk defa doktorum gördü diyor. Ana kolit kist. Böyle bir Valla ben şey var mı? yazıları okuyamıyorum. Öyle bir kist de bilmiyorum. Ana Ana kolit. kolit kist Öyle bir şey hiç diye bir duymadım. şey. Hiç duymadım. Anladım. İki kez kimyasal gebelik oldum. İkinci kimyasalı da geçiriyorum. Sağ tarafım kapalı. Acaba sağ tarafım kapalı olduğu için mi kimyasal gebelik geçiriyorum diyor. Yok. Tüpler kapalı olduğu için Şimdi mi? ben hemen hemen tüm canlı yayınlarımda anlatıyorum. Kimyasal gebeliklerin 4 tane ana nedeni var. Niçin kimyasal oluyor? Bir kere eğer embriyo sağlıklı değilse, yani bebek sağlıklı değilse, anne rahmi onu enerjisini ona harcamak istemiyor. Onu tutmak istemiyor. Ne demek sağlıklı değilse embriyo? Embriyonun 4 tane sağlıklı olmama sebebi var. Bir tanesi yapısal bir problem varsa, ki bunu biz öngöremiyoruz öncesinden. Yani ne demek yapısal? İşte biz 20. haftada hemen hemen her gebeye ayrıntılı ultrason bakıyoruz ya. Niye bakıyoruz? Yapısal bir problem var mı diye. İşte kalbinde bir deliklik var mı? Beyinde sıvı birikimi var mı? Böbrekleri eksik mi? Ya da herhangi bir organlarında bir anomali var mı? İşte bu yapısal problemlerde anne rahmi daha embriyo anne rahmine yerleşmeden algılıyor ve enerjisini ona harcamayıp onu bırakıyor. Buna kimyasal gebelik diyoruz. İkinci en sık sebebi genetik bozukluklar. Yani sendromik bebekleri anne rahmi kendi kromozom yapısıyla karşılıklı birbirine eşleştiremediği için, çünkü anne rahmi 46 kromozom. Eğer bir 45 kromozom Turner sendromu ya da bir 47 kromozom Down sendromlu bir bebek olduğu zaman anne rahmi bunu otomatik olarak tutmak istemiyor. Gücünü buna harcamak istemiyor. Kimyasal gebelik oluyor. Üçüncü faktör embriyodaki bazı başka yapısal problemler. Ne demek bu yapısal problemler? Niye oluyor? Erkek sigara içerse, özellikle erkek sigara içimi ciddi anlamda sperm yapısını bozuyor ve embriyonun sağlıklı olmasına engel oluyor. Hatta biz kendi ilk muayenelerimde de hastalara hep anlatıyorum. Evet, tüp bebekle gebe kalırsınız ama 5'ten fazla sigarayı içerseniz, erkeğe söylüyorum bunu, eşiniz düşük yapar, siz de çok üzülürsünüz. Onun için 5'ten fazla sigara içimi direkt düşüklerle ilişkili bulunmuş. Kadının sigara içmesi keza aynı şekilde yumurtanın kalitesini ciddi anlamda azaltıyor. Onun için hem kadın hem erkek sigarayı bırakamıyorsa, ki en sağlıklısı tamamen sigarayı bırakması aslında, ama 5'ten fazla sigara içimleri direkt kimyasal gebelik ve düşüklerle ilişkili bulunmuş. Bunun dışında eğer bebek beslenemiyorsa, ne demek anne rahminde beslenemiyorsa, bir pıhtılaşma eğilimi varsa annede, pıhtılaşma bozuklukları varsa, ki bunu biz genetik bozukluklar ve sonradan kazanılmış pıhtılaşma bozuklukları diye ikiye ayrılıyoruz. Genetik testlerle bunu ayırt edebiliyoruz ya da bazı pıhtılaşma testleri bakarak bunu ayırt edebiliyoruz.
Dördüncü en sık sebebi de biliyorsunuz son zamanlarda bağışıklık sistemi ve katil hücre panelleri. Bunları da biz Evet, son evet. zamanlarda popüler hale getirdik ve gerçekten başarılı sonuçlar alıyoruz. 7 defa 8 defa kimyasal gebelik olmuş. Daha tam anne rahminde tutunurken tutunamamış. Ama bu kimyasal gebeliklerle düşükleri çok ayırt etmek farklı şeyler. Bunlarda katil hücre düşükleri çok engellemiyor. Daha çok kimyasal gebelikleri engelleyebiliyor. Katil hücreleri dengelemek. Katil hücreleri de yok etmiyoruz. Onlar da bizim vücudumuzun önemli hücreleri. Biz onları dengeliyoruz. Bu çok önemli. Bunu da nasıl dengeliyoruz? İşte kan tahlili yapıyoruz kadında. Bebeğin tutunma penceresi var. Onun özel bir zaman var. Bu özel zaman tarihinde kanda katil hücre paneline bakıyoruz ve bunun yüzdeleri var. O yüzdelere göre ilaç dozunu ayarlıyoruz. Her hastaya standart bir doz uygulamıyoruz. Bu da çok önemli gerçekten. Çünkü katil hücreleri tamamen yok etmek ya da baskılamak bizim ana hedefimiz değil. Dengelemek. Her zaman denge. Çok önemli bizde. Tamam, teşekkür ederim. Tüple ilgili soru sormuş o hanımefendi. Evet, tüpün kapalı olması kimyasal gebelik sebebi değil. Sonuçta öbür tüpten gebe kalmış. Ama bazı tüpler var. Tüp aşırı derecede zarar görüldüğü zaman hidrosalfiks dediğimiz tüpün içinde sıvı birikimi var. Sıvı birikimi yüzeysel olarak rahim içerisine minimal dozda aktığı sürece evet kimyasal gebelik sebebi mi? Kimyasal gebelik sebebi. Onun için mutlaka tüpüyle ilgili bir sıkıntı varsa eğer hidrosalfiks dediğimiz şiş bir tüp durumu varsa tüpü şişse içinde sıvı birikiyorsa laparoskopik olarak ona müdahale etmek gerekir. Hocam, Brusella tedavisi sonrası ne zaman gebe kalınabilir? Relaps olur mu bu Şimdi bunun sürede aslında diyor. Siz sorunun bunu cevabını daha görebiliyor önce musunuz? Bunu öne aldım ama bu yok soruyu görebiliyor musunuz? hiçbir soruyu göremiyorum. Ben kendimi de Ay, çok göremiyorum. hayret bir şey. Şimdi Brusella tedavisi. Brusella tedavisi önemli bir tedavi aslında. Hatta bazen tüplere bile zarar verilebiliyor Brusella sonrası. Bize ne zaman tedavi sonrası gebelik tedavisi düşünülüyor? Aslında onun cevabını enfeksiyon hastalıkları uzmanı veriyor. Diyor ki artık relaps yani tekrar etme şanssızlığı ortadan bitti. Bu hastanın sen tedaviye başlayabilirsin. Ve tedaviye başladıktan sonra da bu hastamız gebe kalabilir. Yani bizim için tüp bebek olması ya da olmaması değil, gebe kalabilmesi Brusella'da önemli. Bize ne zaman enfeksiyon hastalıkları uzmanı, evet hastamın tedavisi bitti, gebe kalabilir, gebe kalmasının sakınca yok dediğinde ya da relaps yani tekrarlama riski yok dediğinde biz tedaviye başlayabiliriz. Anladım. Teşekkürler. FSH 113, AMH 0.01, yaşım 31. Bir erken menopoz vakası. Doğru. Adetimin düzene girmesini mümkün mü diye Adetin soruyor. düzene girmesi mümkün. Adeti biz biliyorsunuz hormon ilaçları verdiğimiz zaman düzenleriz. Gebe kalması mümkün mü? İşte bunun için mutlaka bir yumurtalık dokusuna ultrasonuna bakmamız lazım. Biliyorsunuz son yaptığımız çalışmalarda menopoza da girse, erken menopoza ya da erken yumurta yetmezliğine de girse orada bizim ultrasonda göremediğimiz ya da FSH dediğimiz yumurta yörece hormona cevap vermeyen uykuda bazı aday yumurtalar var. İşte biz uykuda olan aday yumurtaları uyarmamız gerekiyor. Nasıl uyarıyoruz? İşte biz son zamanlarda PRP dediğimiz yöntemle PRP'li yumurtalara enjeksiyon yaparak buradaki bu uyuyan yumurtaları uyandırıp FSH hormona cevap vermesini sağlayabiliyoruz. Ama %100 başarılı bir yöntem mi? Öyle olsa keşke hiç kimse menopoza girmez. Bunun bir başarı oranı var %15-20. Kendi kliniğimizde de uyguluyoruz. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Elimizdeki son kurşun diyebilirim. Son seçenek diyebilirim. Bu son seçenek sonrası güzel sonuçlar aldığımız hastalar oldu mu? Evet oldu. Hatta bunları zaman zaman haber bile yaptık. Ne? Geçen hafta hatta Sabah gazetesinde sürmanşetteydik. 3 tane farklı hasta. Bir tanesinde 11 deneme başarısız. Bir defa bir tanesi 15 yıl beklemiş olmamış. Bir tanesi 40 yaşında erken menopoz yumurta hiç kalmamış. Bunları biz PRP yaptık. Ve PRP sonrası bulduğumuz yumurtalarla da sadece bulduğumuz yumurtaları biz amacımız tüp bebek yapabilmek. Tüp bebekle de başarılı sonuçları aldık. 3 ailemizde şu an 2-3'den daha fazla. Bir ara bunları ben sayıyordum. İşte ayda şu kadar, ayda bu kadar, o kadar çoğaldı ki artık PRP gebeliklerim. Artık saymıyorum. Gerçekten yani elimizdeki son seçenek ama başarılı sonuçları aldığımız seçenekler arasında mutlaka ultrasonla yumurtalık dokusuna baktırmasında fayda var o hastamızın. Ve belki PRP ile yumurta elde edebilirsek de gebelik şansı olan bir grup.
Evet. Tabii tutmayan arkadaşlarımız da var bu arada. Negatif geri dönüşler de var. Onlar çok şey. Sizin böyle bir tespitiniz var mı şu hastalarda sanırım öyle düşünüyorum dediğiniz nedenle Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere terapinin şey yapmadığı, cevap vermediği cevap çok vermediği kesin demeyelim bilgiler de hiçbir yerde yok yok biliyorum. doğru. Ama şu grup zor bir grup öyle diyebilirim. 40 yaşından ilerisi kadınlarda. Yani erken menopoz değil de normalde menopoz yani 40 yaşından sonraki grupta terapiden çok fazla iyi cevap alamayabiliyoruz. Menopoz süresi uzamış grupta. Yani erken hemen yeni menopoza girmişse 3-4 ay olmuşsa onlardan çoğunlukla cevap alıyoruz. Ama ben 5 yıldır menopozdayım. Çok fazla cevap alamıyoruz. Yaş burada dediğim gibi çok önemli. Mesela bir hastam var erken menopozda değil doğuştan menopozda. Hiç yani ben onun çocuk gençlik 15, 14, 15 yaşından beri takip ettiğim bir kız çocuğu da evlendi. Çocuk istemi için PRP'yi de görmüş. Bize geldi. Biz PRP yaptık o kıza ve yumurta elde ettik. Hatta 5 Maşallah. ağada embriyo verdik. Gebe kaldı ama daha sonra düşük yaptı. Hani böyle örnekler var. Burada yaşı çok önemli kadının. Genç yaş olması çok önemli. Anladım. Çok teşekkürler Ama Tezcim. şunu sorarsanız, mesela Allah kimsenin başına vermesin. Ben hep şu şekilde bakıyorum. Kendim de o şekilde değerlendiriyorum hastaları. Belki benim de çocuğum olmayabilirdi. Belki benim eşim Evet. de 40 yaşından ileri olabilirdi. Ve menopoza girmiş olabilirdi. Kendi eşime PRP yapar mıydım? Evet, %100 yapardım. Çünkü gördüm yani böyle hastalarım oldu ve bu hastalarım gebe kaldı. Ben kendi eşime yapacağım bu uygulamayı hastaya bu fırsatı niye sunmayayım ki? Tabii, tabii Yani anlıyorum. çünkü insan gerçekten bir de pahalı bir yöntem mi? Değil. Mesela şimdi kök hücre yöntemleri var. Evet, kök hücre yöntemleri pahalı bir yöntem. Belki sonuç almayınca maddi anlamda sarsılabiliyorsunuz. Ama bir yan etkisi var mı? Hayır, bir yan etkisi de olan bir yöntem değil. Sonuçta kendi kanını özel bir kitten geçiriyorsunuz. Yumurtayı aktive eden proteinleri, büyüme hormonlarını anestezi altında yumurtalısına enjekte ediyorsunuz. Eğer ben eşime uygular mıyım? Evet, eşime uygulayacağım. %100 uygulayacağım bir şeyi hastalarıma niye önermeyeyim? Ve Doğru gördün mü? söz. Gördün mü? Sonuç aldığım hasta oldu mu? Evet, sonuç aldığım hasta da oldu. Onun için ben de hastalarıma mutlaka öneriyorum. Evet. Çünkü elimizde Peki. başka şu aşamada bir seçenek yok ne yazık ki. Anlıyorum. Tek seçenek. Hocam tek tüple tüp bebek öneriyor musunuz? Tutma ihtimali nedir diye soruyor Tüpün tüp arkadaşımız. bebekle bir ilgisi yok. Eğer tek tüpünde şişlik yoksa, hidrosalpinks yoksa tabii ki tüp bebekle gebe kalır. Anladım. Şimdi 17 yaşımdan beri erken yumurta yetmezliğim var. Genetik test yapıldı. Sorun yok. Ailede böyle bir şey yok. Öykü yok. Tiroid yok. Geçirmiş olduğum ameliyat yok. 38 yaşındayım. İlaçla adet görüyorum. Ne yapmalıyım diyor. İlginç bir vaka. Şimdi şöyle, genetik olarak FMR1 geni sadece bilinen tek menopoz geni. Aslında daha fazla farklı menopoz genleri de var. Ama onları daha biz bilmiyoruz. Yani genetik gerçekten çok farklı bir dal. Bir de söylemeyi unuttum. Dördüncü en önemli faktörlerden bir tanesi de stres. Gerçekten kadınların stresli olması ve stresli bir hayat yaşaması ciddi anlamda yumurta rezervini anlamlı olarak azaltıyor. Onun için biz kendi tüp bebek hastalarımıza da söylüyoruz. Lütfen strese girmeyin. Bakın ilk denemede de olmayabilir. Çünkü biz aslında bunu niçin söylüyoruz? Birincisi bebeğin tutunma oranını arttırmak için. Çünkü strese girdiği zaman bir kadının bu bilimsel yapılmış bir çalışma gebelik oranı 3 kat azalıyor. Yani tüp bebekte gebe kalma oranı 3 kat azalıyor. Düşük şanssızlığı da 6 kat artıyor. Biraz önce kimyasal gebelik dedik ya. Kimyasal Evet. gebeliklerin faktörlerinden bir önemli faktör de stres. Strese girdiği zaman bir kadın anne rahmi otomatik olarak kasılıyor. Bizim stresi önleyici herhangi bir elimizde ilaç da yok ne yazık ki. Yani kadının bunu rahatlaması gerekiyor. Yani rahat olması gerekiyor. Burada en önemli destek erkeklere düşüyor ve kadının etrafındaki kişilere düşüyor. Bir kere mutlaka diş seslere kulağını kapatması lazım. Ben hep örnek veriyorum. Muhtemelen beni buradan da izliyordur hasta. Kayınvalidesiyle geliyor. Kayınvalidesi baştan diyor ki bu kızın diyor yumurtaları kalitesiz. Ya ben bakıyorum yumurtalarıyla ilgili bir sıkıntı yok. En kaliteli embriyo da veriyorum. Hatta genetik bir sonraki
İlkinde gebe kalmadı. Bir sonraki dedim genetik tanı yapalım. Genetiği normal embriyo verdik. Rahmi çok güzel hazırladık. Ama kayınvalidesi her geldiğinde bu kızın yumurtada kalitesiz cümlesinden itibaren ya tutacak, %100 tutacak embriyo. Diyoruz ki ya gebelik oranı %100 değil aslında tüp bebekte ama. Yani %90 diyorum. Ya hissediyorsun artık. Ya gebe kalacak ama ne yazık ki kayınvalidesi yanında ya bu kızın yumurtaları kalitesiz dediği anda bitiyor yani. Olay siz istediğiniz kadar elinizden ne gelirseniz gelin. Onun için bu tüp bebek tedavilerine en yakınınızdakine dahi söylemeyin diyorum ben hastalarıma. Bilmesinler. Ben de Yani aynı şeyi size söylüyorum. sadece eşiniz ve siz gelin. Kulağınızı dış seslere kapatın. Ben bununla ilgili psikoloğumla, psikiyatristimle 4 defa canlı yayın yaptım. YouTube kanalıma koydum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani en önemli şey stresten uzak kalmanın en önemli şeyi. Bunun bir ilacı da yok ne yazık ki. Anti stres hormonu diye bir ilaç da veremiyoruz. Hani yumurta büyütme hormonumuz var. FSH verebiliyorsun. Ama stres hormonunu baskılayıcı bir hormon veremiyorsun dışarıdan. Veremeyeceğine göre sen onu nasıl... Sesiniz gitti. Ses gitti. Ha. Bir an sesiniz gitti. Evet. Dış Korktum. Ha. seslere kulağınızı kapatarak, strese girmeyerek, rahat olarak. Bunda da en önemli şey kimseye bunu aslında böyle bir tedavi gördüğünüzü söylemeyeceksiniz. Yani duymasın, bilmesinler. Eşiniz de gelin gebe kalınca zaten herkese söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Yani burada eşleri de çok Ses gitti, ses. Gökalp Bey, evet. sesiniz Sanırım bir gitti. hasta. Evet, hastam beni arıyor da aralıksız beni bir Ha, hastam arıyor telefon mu? sanırım. Telefon çalıyor herhalde. Evet. Anladım, anladım. Telefon Tamam. çalıyor ondan dolayı. Ben de telefondan Gebelik haberi yayını yapıyorum. falandır belki, Belki de inşallah. umuyorum. İnşallah. Mutlaka dönüş yaparım kendisine. Evet, durum bu şekilde. Tamam. Yani rahat olmaları lazım. Stres kimyasal gebelik sebebi, stres erken menopoz sebebi, stres aynı zamanda bebeğin tutum oranı düşüren bir neden. Onun için stresten mutlaka uzak durması lazım. Şöyle ufak hani şey parasitemol gibi hani sakinleştiriciler falan var. Bunları Parasitoma değil de kullanmanız pasiflora var. Doğru, haklısınız. pasiflora Pasiflora pardon zaten söyleyemedim. Aklıma gelmedi. bitkisel bir şey. Tabii pasiflora hastalarımız kullanabilir. Şurup şeklinde içebilir. Biz de mesela ben de Hacettepe İngilizce Tıp mezunuyum. Herhalde Hacettepe İngilizce Tıp'ı bitirip de pasiflorayı tanışmamış olan hiç kimse yoktur. Çünkü gerçekten çok stresli günlerimiz oldu. Nasıl bir orada bir hırsla, nasıl bir yarışma içerisinde hocalarımız bizi nasıl zorlamışsa hepimiz orada hani akıl sağlığımızı korumak için pasiflora içmişizdir. İçmeyen herhalde hiçbir Hacettepe'li yoktur. Herhalde Hacettepe'nin ana ilacı ya da ana ortak şeyi pasifloradır. Onun için ben tüp bebek hastalarım tabii ki pasiflora kendilerini yatmadan, gece yatmadan bir şurup içebilirler. Rahat ederler. Daha ama bu stres öyle bir stres de değil. Bu sefer pasiflora içerip ben stresli değilim derler ama bu bilinçaltı öyle bir yapıda ki bilinçaltı onu unutmuyor ve ne yazık ki oradan o stres hormonu salgılanmaya devam ediyor. Alttan İşte o çalışıyor değil mi? Doğru söylüyorsun. bilinçaltını rahatlatmak lazım. Hani biz Hacettepe'de ne yapıyorduk? Oturuyorduk, deli gibi dersimizi çalışıyorduk. Ya A alamazsak da belki B mi alacağızın stresi oluyordu. Yani geçiyorsun, geçmeye gibi bir şeyin olmuyordu ama işte biz birazcık daha farklı hırslarımız vardı. Ya daha en iyisini nasıl yapabilirim? Ya şu arkadaşım ağlıyor. Ben A artı almam lazım. Belki o işte stresi baskılamak için pasiflora işe yarıyor ama bu farklı bir şey. Bunda ya var ya yok. Öyle Güzel bir hırs sizinki. bizimkisi farklı, güzel bir hırs. Bunlar da çok pasiflora değil de daha çok dış sesleri kulağa kapatmak ve erkeğin. Yani bir kere erkeğin çok güçlü olması lazım ve eşini her zaman rahatlatması lazım. Yani bunun olmazsa bir sonrakinde olur. Stres yapma. Doktorumuza güvenelim. Bak başka tedavi yöntemleri var. Bu yıl olmazsa gelecek yıla farklı tedavi yeni yöntemleri oluşacak gibi. Ama baştan erkek inanmazsa, eşine sürekli strese sokarsa, suçlarsa, hatta bir de annesinin yanına getirip kayınvalidesini başına dikerse işte zaten gebe kalacak kadın da gebe kalmıyor. Ya geçen daha bir hafta önce bana telefon numarası bırakmış. Kayınvalidesini de arayıp bir de onu ikna etmem gerekiyormuş tüp bebek için. Yani tamam aradım ben gerçekten hani hastalarımın fikirlerine önem veren, değer veren bir doktorum. Ya annesini sürekli ikna etmeye yönelik ya gerçekten
Hanımefendi zaten ikna olmuş, beyefendi ikna olmuş. Bir de kayınvalide ikna etmeye yönelik işte zaten baştan en iyi tüp bebeği de yapsak ona. Gerçi ben kayınvalideyi ikna ettim inşallah gebe kalacak ama hani bu yanlış bir yöntem. Onun için bence Tabii. anneleri, babaları bu duruma çok müdahale etmemek lazım. Hatta etraftaki komşuları şunu bunu hiçbir onlar en tehlikelileri. Yani Kızcağız zaten bazen üzüntüden öyle komşular mahvolur. oluyor ki yemin ediyorum bizim söylediğimizden daha ordinarius profesör olan komşular oluyor. Oradan bir laf söylüyorlar diyorsun ki böyle kalıyorsun yani. Yani evet diyorsun. Onun için lütfen sadece doktorunuzla yani üçlü bir güven ağı kurmamız lazım. Benim zaten hemen hemen tüm hastalarımda telefon numaram var. Bana WhatsApp'tan yazsınlar. Beni istedikleri zaman arayabilirler. Oturalım, konuşalım, dertleşelim. Ben hiç tanımadığım insanların bile Instagram'da oturuyorum. Sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Ama başka A, B, C faktörlerini dahil edip yan yorumlara bakmıyorum, evet. Niye bakmıyorum? Evet. Çünkü yorumları okuyamıyorum. Okuyamıyorsunuz. Merhaba hocam. İyi yayınlar. Ben Klomen tedavisi gördüm. 4 yumurtam büyüdü. 25 milim oldu. Çatlatma iğnesi yaptım. İkiz olma ihtimali var mı diye soruyor. 4 yumurtası olmuş, öyle mi? Evet, 400 bile olma ihtimali Yani biz var 4 yumurta olunca tedaviyi iptal ediyoruz. Zaten Türkiye'de de yasak. 2'den daha dedim. fazla önerilmiyor yani. Ama bu Klomen'le herhalde aşılama yapılmış bunu. Dört Yok, tüp aşılama bebek değil. kesinlikle öyle. Bir kere aşılama diye bir öyle 4 yumurtayla aşılama tedavisi de yok. Yani Türkiye'de 2'den fazla yumurta zaten uygun da değil. Çünkü çoğul gebelikleri çok sevmiyoruz. 4 yumurta iyi cesaret yani öyle bir şey yok. Öyle bir tedavi yöntemi yok. Anladım. 39 yaşındayım. AMH 0,28. FSH 22. İlk denemede doğal gebelik oldu. Sonradan düşük oldu. Acil tüp bebek mi yoksa doğal yoldan tekrar şansımı deneyim mi diye soruyor arkadaşım. Kaç yaşında? 39 yaşında. Yani 39 yaşında ben tekrardan denemesini çok önermem. Çünkü yaş faktörüyle birlikte özellikle 38 yaşından sonra ciddi anlamda yumurta kalitesi olumsuz etkileniyor. Onun için bence bir an önce başarılı bir tüp bebekle gebeliği Kimyasal ve dış gebelik nedenini kısaca şey yapabilir miyiz, bahsedebilir miyiz diye sormuşlar. kimyasal ve düşük sebeplerinden bahsetmiştik aslında. Birincisi bebeğin sağlıksız olması, ikincisi bebeğin genetik yapısının bozuk olması, üçüncüsü annede pıhtılaşma bozukluğu olması, dördüncüsü annede bağışıklık sistem bozukluklarının olması. Anladım. Evet, güzel bir şey var, övgü var size. Gökalp hocam bana PRP yaptı. İnanılmaz insancıl bir doktor. Teşekkür ederiz. Şu an dönüş Teşekkür yolundayız. ederim. Çok Çok sağ olun. sevgiler diyor. Çok sağ olun. Yani 36 yaşındayım diyor başka bir arkadaşım. AMH 0,01 normal adet olabiliyorum. Ne yapmam gerek diye soruyor. hiç zaman kaybetmeden gelsin. Eğer bekarsa yumurtalarını toplayıp donduralım. Eğer evliyse de embriyo donduralım. Hiç zaman kaybetmesin. Anladım. 30 yaşındayım. AMH 0,84. FSH 11,3. İlk tüp bebek denemem negatif oldu. Ne yapmamı önerirsiniz? Daha başarılı bir tüp bebek denemesi öneririm. İlk tüp bebek denemesinde kaçıncı gün embriyosu verdiler? Bazen 5. gün embriyosu verilemiyor, 3. gün embriyosu veriliyor. Ki bugün biraz önce sizden önce hastamı aradım. Embriyolar 3. günde ama transfer edilebilir mi? Edilebilirdi belki. 5. güne gider miydi? Ne yazık ki gitmiyordu. İptal ettim. Transfer ücretini de geri iade ettim. Yani gebelik getirmeyen bir embriyo transferi yapmıyorum. Hep bir yayının başında söyledim. Benim de çocuğum olmayabilirdi. O koltukta ben de oturabilirdim. Yanımda eşim de olabilirdi. Ben eşime 3. gün embriyosu gebelik getirmeyen bir embriyo transfer eder miydim? Etmezdim. Ben eşime etmediğim embriyo niye hastam edeyim? Hastam buradan izliyorsa yazabilir. İsmini vermeyeyim. Telefon ettim. Dedim ki embriyolarınız güzel gelişmiyor. Transfer ücretinizi iade edelim. Sebebi de şu sebeplerden işte yumurta kalitesi, sperm kalitesi. Hatta bir sonrakinde işte sperm kalitesine yönelik mikroçip yapalım. Yumurtası kalitesini arttırmaya yönelik şu tedavilerimizi uygulayalım.
tarzında ikinci denemeye yönelik maddi anlamda nasıl destekleyebiliyorsunuz? Transfer ücretini geri iade ediyorum. Ben transfer ücretini almıyorum. Yani bunu yapabilmek çok önemli. Yani Tabii. Bu hem vicdanla hem de bazı şeyleri aşmakla alakalı. Yoksa Eşinize de çok sevgilerimi sunuyorum teşekkür bu ederim. arada. Sağ Çok olun. şeker maşallah. Çok teşekkür ederim. Çok Yani sağ çok olun. sevgiler. Onun için burada tüp bebek uygulamasının nasıl bir uygulama olduğu çok önemli. Birincisi. İkincisi, niçin embriyonun tutunmadığı ile ilgili mutlaka dosyasında sebepleri vardır. Embriyo kalitesi mi, yoksa çok iyi kalitede bir embriyo veriyorsun, bazen tutmuyor, o zaman bu sefer rahme yöneliyoruz. Acaba bir rahim içerisinde bizim ultrasonda görmediğimiz bir oluşum mu var? Bu sefer histeroskopi yapabiliyoruz. Rahme çizik atabiliyoruz. Histeroskopide bazen görmediğimiz polipler olabiliyor. Çünkü poliplerin %100'ünü ultrasonda görmüyoruz. Ultrasonun güven aralığı %65 ama histeroskopinin %100. Onun için bazen böyle polip görüyorsak, polip dediğimiz et parçası tarzında çıkıntılar, onları temizleyebiliyoruz. Bebek tutunsun diye küçük bir çizik atıyoruz. Bir sonraki sefer değer olmazsa bu sefer katil hücre paneline bakabiliyoruz. Yani elimizde o kadar çok faktör var ki gene olmuyorsa bu sefer acaba embriyonun genetik yapıları mı bozuk diye genetik yapılarını inceleyebiliyoruz. Bir sürü öneride bulunabilirim. Peki ilk seferinde hepsi Hayır. incelenmiyor mu? Hep Hiçbir böyle anlamı yok. parça parça mı? Hiçbir anlamı yok. Anlamı yok Zaten diyorsunuz. bizim için anlamlı olması için bilimsel çalışmaların olması lazım. Yani ilk seferde maliyet artışından başka hiçbir şeye yaramıyor. Ama ilk seferde genetik tanı önerdiğimiz grup var mı? Var. Kadının yaşı 38-50 ise genetik tanılı tüp bebek öneriyorum. Ya da Evet. kadının daha önce düşük öyküsü var. Düşük öyküsünde de genetik bozuk öyküsü var. Yani elinde bir kağıt var. Diyor ki ben düşük yaptım. Düşüğümü genetiğe gönderdim. Ya da işte kürtaj oldum. Genetiğe gönderdim embriyoyu. Genetiği bozuk geldi. İkinci de ben tabii ki genetikten alıp tüp bebek yapacağım ki sağlıklı embriyoyu vereyim ona. Yoksa normal bir tane düşüğü oldu ama elinde herhangi bir genetik sonuç yok. Ona genetik önermenin bir anlamı yok. Burada yaş tabii ki önemli bir faktör. 30-200 yaşından gençse genetik test direkt önermenin bir anlamı yok. Bizde hastayı önermemiz için bilimsel anlamlı verilerin olması lazım. Yoksa her şeyi uygular mıyım? Hayır, uygulamam. Kendi işime uygular mıyım? Kendi işime de uygulamam. Diyorum ya, İyi ki işiniz var. kriterle kendi kız kardeşime, eşim olması şartıyla kız kardeşime, eşime ya da kendi yakınıma uygulamayacağım hiçbir şeyi hastama uygulamam. Empati kurmanız Niye? çok Neye güzel. göre Ben hiç duydum. uyguluyoruz? Bilimsel veriler var bir de sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet, yoksa evet. şunu da yapalım, bunu da yapalım. Hem maliyet artacak. Histeroskopiyi biliyorsunuz. Onların hepsini yapan bir adam vardı. Şimdi nerede? Yurt dışına kaçtı. Evet. Yani isim de söyleyebilirim rahatlıkla. Mustafa Acet Evet filan. mağdurları diye şov habere çıktı. Herkese histeroskopi yapıyordu. Ne oldu? Nerede Doğru şimdi İngiltere'de? söylüyorsunuz. Yani herkese histeroskopi yapmak diye bir tedavi yöntemi yok ki. Ne bilimsel ne etik. Hiçbir şey değil. Doğru söylüyorsunuz. Yani biz de onun çok sıkıntısını çektik çok uzun bir süre. Gitmeden de gittikten sonra da. Neyse şimdi bir arkadaşım daha adetin dördüncü günü FSH 10.58 estradiol 105 AMH 0.53 iki hafta önce 0.77 çıkmıştı diyor AMH oynak yaşım da 37 dört tane de gebelik kaybım var ne yapmalıyım diye soruyor. Bir an önce tüp bebek tedavisine başlamamız lazım. Hiç zaman kaybetmesin. Samira duydun zannediyorum. Evet. Hocam AMH 1.4 20 yaşındayım. Doğal yolla hamile kalabilir miyim diye soruyor. AMH 21 1.4. yaşında. 20 yaş. Şimdi bizim için AMH şöyle bir önem arz ediyor. AMH biliyorsunuz 1.5'in altında biz yumurta rezervi azalmış diyoruz. Bekar bir Evet. kadınsa biz bekarlarda diyoruz ki sizin ilerleyen zamanda yaşla birlikte yumurta sayısı azalıyor. Çünkü kadında her ay yumurta üretimi diye bir şey yok. Kadın doğduğu zaman belli bir yumurta sayısıyla doğuyor. Ya ben hep şunu örnek veriyorum. Size bir küp yumurta vermişler doğduğunuzda ve yumurtadan o küpten her ay yumurta gidiyor. Ve 1.4 artık yumurta azalmış, bayağı azalmış. Yani küpün artık sonlarına doğru gelmişiz. Siz sürekli oradan yumurta giderse ne olur? Bu sefer yumurta kalmaz yaşla birlikte, süreyle birlikte. İşte bu yumurta kalmadan bir an önce biz eğer bekarsa yumurtalarını donduruyoruz. Evliyse yumurtalarını toplayıp
Eşinden sperm alıp embriyo alıp embriyo donduruyoruz. Çünkü kadında yumurta üretimi olmuyor. Doğduğunda belli bir sayıda yumurtayla doğuyor. Burada bir soru gördüm. Tüp bebek ücretleri çok yüksek hocam. Ah keşke şansımız olsaydı diye. Şimdi şöyle yakında ben kendi sayfamda buradan sizin de müjdesini vereyim. İnşallah bir sonraki canlı yayında da biz de artık belli bir şeyden sonra taşın altına elimizi koymayı düşünüyoruz. Kendi canlı yayınıma sizi konuk edeceğim. İnşallah ilkini size yaptıracağım. Çekiliş yapacağım ve bir hastama ücretsiz bir sonraki ay ücretsiz tüp bebek. Onun için beni takip etsinler. Aa, Biz çok ücretsiz çok tüp sağ bebek olun. ücretsiz tüp bebekleri de sıklaştırmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani bir bazen hani Hepsini. dua çok önemli ya. İnşallah o Sema Lilolom hanımefendiye çıkar. O başvurur. Bizi Instagram'dan benim sayfamı takip etsinler. İnşallah ona çıkar ve ona tüp bebek hediye ederiz. Sonra da gebeliğini sizin sayfanızdan paylaşırız. Gelecek ayda bunun İnşallah. Çok sözünü vereyim. sevinirim. Siz de ben kendi kanalında konuk edeceğim inşallah gelecek Çok ayda. teşekkür ederim. Çekilişini size yaptıracağım. Aa, çok sevindim. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel bir haber. Biz de duyurmaktan mutluluk duyarız tabii ki. İnşallah. Hocam diyor, yumurta toplama öncesi 3250 estradiol. Transfer olursa tutar mı? Bu kadar yüksek bir estradiol olabiliyor mu? Tabii oluyor. Bizim sınır değerimiz aslında 3500'dür. Hani taze transfer, hani o ay hemen yumurta toplandıktan sonra yapma transfer değerimiz. Sınır değerimiz Evet. 3500'dür. Ama burada 3250 ve toplanan yumurta sayısı önemlidir. Ben kendi kliniğimde 15'ten fazla yumurta toplandığı zaman mutlaka donduruyorum. Niye donduruyorum? Çünkü gebelik oranım daha yüksek oluyor dondurulduğu zaman. Taze transfer yaptığım zaman, 15'ten fazla yumurta topladığım zaman, yoksa taze transferle dondurulmuş embriyo transferi gebelik oranları arasında fark yok. Yanlış anlamasın gene hastalarımız. Eğer fazla yumurta toplarsak, 15'ten fazla yumurta toplarsak, bebeğin bir tutunma penceresi var. O pencere östrojen miktarı da fazla yükseldiği için biraz erkene çekiliyor. Biz embriyoları gebelik getirecek embriyo olan 5. gün embriyosuna gittiğimiz zaman bebeğin tutunma penceresi geçtiği, erkene çekildiği için tutunma şansı azalıyor. Onun için burada toplanılan östrojen tamam önemli bizim için ama toplanan yumurta sayısı da çok önemli. 15'ten fazla yumurta toplanıyorsa bence o hasta embriyolarını dondursun. Tamam, çok teşekkürler. Burada rahim duvarı inceliği nasıl giderilir? Kürtajdan sonra bir türlü kalınlaşmadı Evet. diyor Burçin Şimdi rahim Hanım. duvarı inceliği bizim için gerçekten çok sıkıntılı bir problem. Hatta bununla ilgili ben de bir çalışma yaptım. Normalde biz PRP'ye enjeksiyon yapıyorduk. PRP'yi ne yapıyorduk? Bir enjektöre çekip rahmin içerisine sıkıyorduk. Ama baktık ki bu bazı hastalarda fayda gösterirken bazı hastalarda çok fayda göstermiyordu. Sonra ben kendim bir teknik geliştirdim. His-PRP diye. Hatta bunu gazete haberi de yaptık. Aynı zamanda yurt dışında da yayınlandı ve His-PRP diye de literatüre girdi. Nasıl bir Çok yöntem? iyi. Normalde histeroskop ile alttan kamalı bir aletle girip PRP'yi iğne eşliğinde göre göre yani canlı canlı görerek rahim duvarının iç dokusuna enjekte ediyoruz. Tek 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 orada beyaz alanlar oluyor. Rahim duvarının gittiği. İşte oralarda tek tek enjekte ettiğimiz zaman oradan yeni doku oluşumunu tetiklemiş oluyoruz. Çok Ve rahim güzel. duvarı böylelikle kalınlaşmış oluyor. Kalınlaştığı zaman da zaten gebeliği de elde etmiş oluyoruz. Onun için o hastamız mutlaka başvursun. Bir de rahim duvarı incelikleri yapışıklıklarla da ilişkili. Histeroskop ile girmişken de zaten o yapışıklıkları da biz açmış oluyoruz. Böylelikle daha rahat kanlanmış ve o bölgenin kalınlaşması daha da artış göstermiş oluyor. Tamam, çok güzel. Yani bu birkaç tane çünkü rahim inceliği ile ilgili Evet. rahim duvarı ile ilgili soru vardı. Bu çok Kesinlikle. güzel oldu. Tamam. Hocam 30 yaşındayım. Eşim varikosel kaynaklı sorun yaşıyor. İki tane tüp bebeğimiz olumsuz oldu. Bir histeroskopi yapıldı. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi varikozele bağlı eğer bir yapısal bir ciddi yapısal bir problem yoksa ciddi bir spermle ilgili sayı ya da hareketiyle ilgili bir problem yoksa tüp bebekte çok varikozel ameliyatlarını önermiyoruz. Hep canlı yayınlarımda anlatıyorum. Varikozel dediğimiz şey ben kendimi göremiyorum ama siz beni görüyor musunuz? Şöyle iki tane parmağım. Sizi görüyorum şu, ben.
İki tane damar var testise giden. Bir tanesi toplar damar, bir tanesi atar damar. İşte varikosel dediğimiz şey toplar damarın genişlemesi. Damar genişleyince ne oluyor? Testiste kan birikiyor. Birikmiş kan ne yapıyor orada? Isı artışı yapıyor. Isı artışı da spermlerin, canlı spermleri ısıya bağlı zarar görmesine neden oluyor. Bir de toplar damar kanı çok iyi toplayamadığı için orada oksidan maddeler, yani spermi strese sokacak zehirli demeyelim de spermin hoşlanmadığı maddeler birikmiş oluyor. İşte ne yapıyorlar ürologlar? Bu toplar damarı bağlıyorlar ki burada kan birikmesin diye. Ama ehil ellerde toplar damar bağlanmazsa atar damara zarar, yani kan götüren damara zarar verirlerse bu sefer testise hiç kan gitmiyor ve hiç sperm kalmıyor. Testis beslenemediği için. İşte biz onun için varikosel ameliyatlarını, yani bu toplar damarı bağlama ameliyatlarını sevmiyoruz. Bu tür durumlarda biz daha çok antioksidanlar, yani burada hani zararlı maddeler birikiyordu ya, onun antioksidanı, yani onun panzehirini veriyoruz. İşte bunun bazı piyasada değişik içerisinde değişik maddeler, bazı maddeleri söyleyebilirim direkt ilaç ismi söylemeden. İşte karnitin, arginin, coenzim Q10 içeren multivitaminler verebiliyoruz. Bunlar birazcık daha spermin kalitesini arttırabiliyor. Hastamız histeriskopi olmuş. Tabii histeriskopi önemli. Muhtemelen rahmine çizik atılmıştır ama verilen embriyo da çok önemli. Acaba 5. gün en iyi kalite embriyo mu verildi? Ya da embriyonun kalitesi çok iyi değil miydi? Onları bilmiyoruz. Eğer bir de sperm kaynaklı iyi kaliteli bir embriyo oluşmuyorsa da spermin en kalitelisini seçebilmek için biz o hastaların mikroçip yöntemini son zamanlarda öneriyoruz. Mikroçiplerde de en kaliteli spermi seçebiliyoruz. Ve dediğim gibi günden güne aslında bazı yenilikler de var. Kendi sayfamda da sık sık paylaşıyorum. Hatta Eşre 2021'e kayıt olduk. Biliyorsun Avrupa Üreme Tıbbı Derneği Kongresi var. 26 Haziran'da başlayacak. Evet. Onların yavaş yavaş bize ön şeyleri de geliyor. Hatta son zamanlarda testis haritalaması diye yeni bir yöntem çıkmış. Şimdi onu ben canlı canlı da dinleyeceğim. Testise daha öncesinde işlem yapılmadan önce özellikle azoospermik hastalarda ultrason eşiğinde nerede sperm olabileceğini özel bir sıvı verilerek bir madde verilerek nerede daha çok sperm o madde nerede daha fazla tutunuyorsa orada daha fazla sperm olabileceği ve oralardan mikroskop altında sperm alındığı zaman daha fazla sperm bulunabilme şansına ilgili yeni çalışmalar var. Biz buna Çok güzel. evet testis haritalanması, testiküler mapping Çok deniyor. güzel. Bunları takip ediyorum. Eşre'yi heyecanla bekliyorum. Bizzat canlı da izleyeceğim, takip edeceğim. Ama artık sayfama her şeyi paylaşmak istemiyorum. Çünkü o kadar beni taklit ediyorlar ki bazen diyorum yani benim anlattığım şeyi farklı birisinden farklı şekilde duyuyorum. Bir de hani taklit güzeldir. Yeni bir şeyler öğrenilmesi güzeldir. Ama yanlış insanlar aksettirince insan paylaştığı şeylerde de şüphe duyuyor. Mesela örnek vereyim. PRP yumurta gençleştirme değildir. Bir şey gençleşmez. Yani Evet. bizim saç telimiz de 40 yaşındadır. Ben 40 yaşındayım. Saçımın teli de 40 yaşında. Cildim de 40 yaşında. Karaciğerim de 40 yaşında. Elim de 40 yaşında. Eğer PRP yumurta gençleştirme olsaydı ben kalından bir havuz yapardım. Havuza girer çıkardım. 20 yaşında olurdum. Böyle bir şey yok ne yazık ki. PRP yumurta aktive Keşke etme öyle bir şey olsa. yani yumurta aktive etme yöntemidir. Yumurta gençleştirme değildir. Sizin yumurtanız 40 yaşından PRP verdiğiniz zaman 20 yaşına dönmez. Orada uyuyan yumurtalar uyanır. Ben bunu ilk başta biliyorsunuz 3 yıl önce Bülent Hoca başlattı. Mayıs ayında, Haziran ayında Evet, ben evet. başlattım. Benden sonra mesela bağışıklık hücre geçen sene o çok konuşulmuştu Eşre'de. Katı hücre panelleri. Onu anlattık. Bu sefer katı hücre baskı yok etme dediler. Ya yok etmeyeceksiniz. Onu dengeleyeceksiniz. Baskılama dediler. Diyorum ya yani beni taklit ettiği ya da daha doğrusu benimle ilgili benim paylaştığım şeyleri farklı şekilde kendi sayfalarına aksettirmeye çalışan arkadaşlar var ama yanlış yapıyorlar. Yanlış yapmayı da bırakın hastalara zarar verecek şekilde yapıyorlar. Onun için bazı şeyleri artık hastalarıma bizzat yüz yüze anlatacağım. Ya da sizin gibi bu konuda artık birazcık tecrübe edinmiş kişilere bu canlı yayınlar aracılığıyla anlatmaya Şimdi çalışacağım. canlı yayın. Tabii ki. Modamot sayfama koymayacağım. Çünkü onu da yanlış algılayıp hastalara bu sefer yanlış hatta zarar verir boyutta yapmaya başladılar. Ondan da birazcık endişe ediyorum. Onun için direkt Tamam. sayfama
Bu sene eşeğin 2021'i canlı canlı paylaşım yapmayacağım. Sayfama da koydum zaten. Sadece Tamam. canlı yayınlarda ve kendi bana başvuran Güveniniz hastalarıma için yeni teşekkür ederim. yöntemleri anlatacağım. Sizinle sonradan dedikodusunu yaparız bunun. İnşallah. Ayrıntılı Tamam. olarak. Şimdi Seren arkadaşım diyor ki E2'm 15, FSH'ım 54, prolaktinim 9, LH'ım 48, yaşım da 44, yaş 36 pardon. İlaç ile adet görüyorum. AMH 0,01. PRP sonuçsuz olmuş. İhtimal var mı çocuğumun olması için diyor. PRP olmuş değil mi? Evet, PRP sonuçsuz kalmış. Ya zor bir hasta grubu ama sadece PRP tek başına yetmeyebiliyor. Biz PRP sonrası mutlaka ilaç tedavisi ön tedavide uyguluyoruz. Farklı ilaç tedavileri de gündeme geliyor. Onları da uygulamaya çalışıyoruz. Ben şöyle yapıyorum. Benim de hastalarım var. PRP sonrası sonuç alamadım. 40 yaşından ergençse ikinci PRP'yi uyguluyorum. İkinci PRP'den sonuç alabildiğim hasta grubu var. Dediğim gibi yaş sınırı çok önemli. 40 yaşın ilerisindeki hasta grubuna çok fazla ikinci PRP'yi uygulamıyorum. Çünkü sonuç alamadım. Alamıyorum da. Belki ikinci PRP denenebilir. Biliyorsunuz PRP sonrası takipleri ya da muayeneleri ya da ön tedavi sonrası muayenelerimiz ve takiplerimiz bizim ücretsiz. Yani hastamızın kaybedeceği hiçbir şey olmuyor bana başvuran hastalarımın. Geliyorlar takibini. Her ay adetin ikinci günü geliyorlar. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Gerekirse oturuyoruz, birlikte ağlıyoruz olmadığı zaman. Olduğu zaman birlikte seviniyoruz. Yani benim böyle bir hasta grubum var. Onlar da takip ediyorsa belki yazabilirler. Hemen hemen her ay geliyorlar bana. Adetin ikinci günü bakıyorum, takiplerini yapıyorum. Yumurta gördüğüm Ücretsiz zaman yapıyorsunuz tabii bunu değil ücretsiz mi? herhangi bir ücret yok. Sadece geliyorlar. Onları Tamam. görmem bile benim için ayrı bir şey yani. Şu an gözümde bir sürü silüeti geçti. İsim veremiyoruz. Haklarını helal etsinler. İsimlerini söylememiz diyorum. Ve yumurtaların olabilme ihtimali içinde takiplerini yapıyoruz. Takip edilecek. Çok Başka bir güzel. şey yok. Belki ikinci PRP'de denenebilir. Dediğim gibi yaşı 36 olduğu için. Anladım. Peki çok teşekkürler. Şimdi Funda arkadaşım da diyor ki bir ay yumurtam hiç yok. Bir ay 3-4 tane olabiliyor deniyor. Yani 2-3 tane diyor. Bu diyor sürekli bir değişkenlik. Bu neyle alakalı olabilir? Aslında çok fazla değişkenlik olmaz bir kadının yumurtasında. Yani bir ay hiç yumurta olmayıp bir ay 3 tane yumurta diye bir uygulama olmaz. Bazen aday aday yumurtalar olur. Çok küçüktür onlar. Bir sonraki ay birazcık daha verilen ön tedavilerle büyümüş olabilir. Ama bir ay hiç yumurta olmayıp bir sonraki ay 3 yumurta olma öyle bir yöntem, öyle bir şey yok yani. Çünkü zaten kadının belli bir yumurta sayısı var dediğim gibi ve bu da zamanla birlikte azalıyor. Yani yeni bir yumurta üretimi gibi bir şey olmuyor. Anladım. AMH 0,01 ne kadar sürem kaldı? Yani uyku Süresi uyuyamıyorum. yok. Bulundurma işlemi için test sonuçlarımı bekliyorum diyor. Bir an önce gelsin hiç. Yani 0,01 hiç süre yok. Süre bitmiş. Bir an önce. Fundacığım duydun değil mi? Yani bazı arkadaşlarım ki çok genç. Evet. Evet. Ve bekar oldukları için yumurta dondurma olacak değil mi? Tabii bekar olduğu için yumurta donduracak. Benim de hastam var. Bekar hastam. Geliyor. Her ay bir yumurta görüyoruz. AMH 0,01. Ben o bir yumurtayı karından topluyorum. Donduruyoruz. Şu an sanırım 4 tane yumurtası var. 4 aydır geliyor. Bu ay geldi. Bu ay göremedim. Gelecek aya bir daha bakacağım. Bu amaç nedir? En az 5 tane yumurta dondurmak iyi olur. Bir kadında havuzlama için. Arkadaşlar şimdi yazabilirsiniz. Çok yukarıya doğru kaydı. Göremiyorum sorularınızı. Hiç sorularınızı şu anda göremedim. PRP kaç defa yapılabilir? Lütfen sorar mısınız Biraz önce demişler. söyledim. 40 yaşından genç kadınlarda ben ikinci PRP'yi yapıyorum. 40 yaşından ileri kadınlarda ikinci PRP'yi yapmıyorum. Bir de burada menopoz süresi önemli. Eğer menopoz süresi çok uzamışsa belki bir kez PRP yaptım. Cevap alamadıysam ikinci PRP'yi yapmıyorum. Tamam. 24 yaşındayım. 0,24 AMH.
İlk tüp bebek kimyasalla sonuçlandı. Her şey güzeldi. 5. gün embriyosu verildi. Dondurulmuş embriyo verilecek. Kaybettim soruyu. O kadar çabuk kayıyor ki. Çok Evet. acayip yapmışlar. Yani kesinlikle soruyu alamıyorum. Çıkan Ben... boş yumurtalar için ne yapmak lazım? Trisomi ben size 5. kısaca bahsedeyim o zaman. Yani az çok sorusunu anlamaya anladığım gibi. Şimdi bir tane ilk ayıt embriyo verilmişse ve donmuş embriyosu varsa mutlaka ben histeroskopiyle bakıyorum. Dediğim gibi ultrasonda bazen rahim içerisinde benim ultrasonda göremediğim polip tarzı ya da rahimde yapışıklık tarzı durumlar olabiliyor. Mutlaka bir histeroskopi ile rahme bakıyorum. Varsa onları düzelttikten sonra rahme bebeğin tutunması için küçük bir çizik atıyorum. Bebeğe bir cep oluşturuyorum. Oradaki tutunma şansını arttırmak için. Birincisi bu. İkincisi iyi kalite bir embriyodan bahsediyor ama burada yaş faktörü çok önemli. Eğer ileri yaşta ve iyi bir kalite bir embriyosu varsa mutlaka o embriyosuna genetik tanı yaptırabilir. Yaş sınırımız 38 genetik tanı için. 38 yaşından gençse çok fazla genetik tanıya ihtiyaç yok. Çünkü anlamlı olarak faydası gösterilmemiş. Yumurta kalitesi yok. Bunun için bir şey yapılabilir mi diye soruyor. Tabii yumurta kalitesi için Diğer biz PRP kısmı. de yapabiliyoruz. Çünkü PRP'nin içerisinde yumurta aktive eden proteinler ve büyüme hormonları var. Ciddi anlamda fayda görüyoruz. Onun dışında mutlaka ön tedavi işte Coenzim Q10, D-drepanlansine de diyorum yani bir estron piyasa ismi veriyoruz mutlaka hastalarımıza. Onun dışında melatoninin yumurta kalitesini arttırdığı gösterilmiş. Son zamanlarda öneriyoruz. Özellikle kalsiyum takviyesi öneriyoruz. Beslenme olarak Akdeniz usulü beslenme her hastamıza öneriyoruz. Akdeniz usulü beslenmede haftada 2 gün balık, günde bir avuç fındık, badem, ceviz. Özellikle yeşil sebze ve zeytinyağı ağırlıklı öneriyoruz. Havuç özellikle günde 5 tane havuç tüketmelerini öneriyoruz ki havucun içerisinde A vitamini var. A vitamini de bir hücrenin yenilenmesi için çok pozitif etkisi var. Onun dışında incir öneriyorum ama incirin kürünü falan önermiyorum. Sadece normal Nasıl? kuru incir ya da yaş incir öneriyorum. Kuru incirin ya da yaş Ha. incirin gerçekten Zeytinyağını falan koymasınlar yani. Gerek yok yok. Yani diyorsunuz. öyle bir küre önermiyorum. Sadece incir tüketmelerini çünkü o da Akdeniz usulü beslenmede incirin yeri var. Balık Yaş ama mı kuru mu? Yap. yaş da kuru da fark etmez. Ya, tabii Hiç fark etmez. yaş daha iyi. Her şeyin tazesi daha iyidir. Şimdi Yani sizinle şöyle besinleri falan konuşmuyor muyuz? Doktorlarla nasıl mest oluyorum anlatamam. Vallahi ne kadar hasrettim ben senelerden beri. Vallahi çok mutluyum. erkeklerde de mesela keçi boynuzu öyle pekmezi ya da işte özü falan değil. Bildiğiniz keçi boynuzunu günde 5 tane keçi boynuzunu tüketmesini öneriyoruz ki keçi boynuzu ciddi bir antioksidan. Spermin özellikle yapısal problemi varsa yapısal problemi ciddi anlamda pozitif etkisi var. Onun dışında erkekte çok fazla pozitif etkisi olan bir de balık var. Balık dışında da çok fazla pozitif etkisi olan bir beslenme tarzı gösterilmemiş. İşte arı sütü diyorlar, soruyorlar, gösterilmemiş. Akupunktur diyorlar, gösterilmemiş. Son zamanlarda ozon tedavisi diyorlar, gösterilmemiş. Yani bazı şeyler gerçekten kanıtı gösterilmemiş. Hatta bazı şeyler matematiğe biraz aykırı da olabiliyor. Aliye Hanım, ben Ne gibi? mesela biraz örnek çok iyi bir örnek değil ama ben yaşadım mesela ben Van'da çalıştım, Başkale ilçesinde çalıştım. Bize Benim bayanlar memleketim var. ben Başkale'de çalıştım. Bize kadınlar geliyordu. Kan değerleri 6, hemoglobin değeri 6. Yani kansızlığın artık son noktası. Belki bir an önce kan takılması gerekiyor. Ama hiçbir şeyleri yoktu ve 7. 8. gebeliğe hamileydiler. Yani şimdi diyoruz ki hayatlarında belki hiç balık görmemişler. Konuşuyorsun da yani nasıl besleniyorsunuz da bu kadar hızlı ve çabuk gebe kalıyorsunuz. Hiç balık yememişler, hiç incir yememişler, hiç havuç öyle tüketmemişler ama yani belki biz bunları yaparaktan bu Hayvanın kadar otları var. Ne diyorsunuz siz? Ne kadar çok otumuz var. belki otlar etkilidir ama hayır onu bu örneği şunun için veriyorum. Belki çok fazla beslenmeyle bu sefer de bağışıklık sistemini fazla kuvvetlendirip bebeğin tutunmasına mı engel oluyoruz? Anlatabiliyor muyum? Olabilir. Gereksiz bu. Her şey var bende diyor belki Yani vücut. vücut zaten eğer hazırsa yani kendini fazla bu sefer biz hani bağışıklık sistemi hücrelerine bakıyoruz ya katil hücrelere. Bu sefer onu baskılama ya da dengeleme yönelik ilaç tedavileri veriyoruz ya.
Bir yandan da diyoruz ki şunu tüket, şunu tüket, şunu tüket, şunu tüket. Beslenmeye de bu kadar ciddi anlamda önem verince de bu sefer bağışıklık sistemi fazla çalışıyor. Bu sefer de bebekler tutunamayabiliyor mu acaba? Anladım. Şarj taktım. Şarjım da bir şey oldu. Lastiğim benim de şarjım bitmek üzere. Bu arada bir saati geçirdik. Bir 15 Evet, doğru. dakikamız daha var. Evet. Daha fazlasını şey yapalım. Çünkü kayıt siliniyor. İki defa başıma geldi. Kayıt bitmedi. Şey yapmadan... Şöyle yapayım. İnşallah bir şey olmaz. Elimde tutacağım böyle. Şöyle bir soru var. Hocam 40 yaşındayım. 3 kez tüp bebek denedik. Polikim boş çıktı. Yumurta kalitesi düşük. FSH 40'tan 38'e, sonraki aylarda 16'ya, son 2 aydır 8 ve 6 çıktı. Şansım ne kadar tekrar denesem diyor tüp bebeği. Kaç yaşındaydı? 40 yaşında. 40 yaşında. Şimdi şöyle 40 yaşında aslında bununla ilgili ben hastalarıma sayfa açıyorum. Nasıl bir sayfa diyeceksiniz? Bizim Türkiye'de gebelik oranları verileri çok net bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından Yok, yayınlanmıyor ama verilmiyor. Amerika'da zorunlu. Yani Amerika'nın Sağlık Bakanlığı sayfasına girdiğiniz zaman kadının yaşını, tüp bebek yapma sebebini, daha önce tüp bebek yapıp yapmadığını bilgilerini girdiğiniz zaman size bir oran veriyor. Bu oranı neye göre veriyor? 440 tane merkezin aylık gebelik oranları orada mevcut. Her merkez Amerika'da bildirmek zorunda. Ben de kendim Çok açıyorum. güzel bir uygulama. Tabii çok güzel. Size de bir gün inşallah gösteririm. Açıyorum. Kadının yaşını giriyorum. Daha önce tüp bebek denemesi var mı? Kilosu, boyu, niçin tüp bebek yaptığı bilgileri girip tuşa tıklıyorsunuz ve size orada 440 merkezin sonucunu veriyor. 40 yaşında mesela kaç yumurtası var? Çok onu o kısmını kaçırdım ama. Mesela 5 yumurtası varsa 40 yaşında gebelik şansını otomatik olarak o program veriyor. Hatta şunu açabiliyor muyuz? Program diyor ki şu kadar hatta emiliyor ver. Bazen diyor ki kesinlikle bu hasta etek emiliyor verme. İki embriyo ver. İki embriyo ile gebelik şansı var diyor. Ben hastalarımı o şekilde yönlendiriyorum. İşte havuzlama, hangi hastaya havuzlama yapıyorsunuz diye soruyorlar. İşte ben programı kullanıyorum diyorum ki size havuzlama yaparsak gebelik şansınız var. Mesela bugün bir hastam geldi benim 40 yaşın, 42 yaşında. Program dedi ki bu hastaya tek embriyo verirsen gebelik şansı yok. İki embriyo vermem lazım ama kadının yumurta sayısı iki tane. İki tane embriyo oluşmadan transfer yapamam ben size dedim. Onun için havuzlama yapmadan gebelik şansı olmaz. Mutlaka havuzlama yapalım dedim. Şu an ona havuzlama başladık. Ben şuradan size hanımefendi bana bilgilerini söyleyin. Direkt burada oran veriyorum. Yani böylelikle ne olmuş oluyor? Sana göre bana göre olmamış oluyor. Direkt 440 tane Amerika'daki merkezin tüp bebek oranları. Hemen şuradan gidiyorum. Böylelikle canlı canlı da hastamızın tüp bebekte gebelik oranını da söylemiş olalım. 40 yaşında. Kiloyu bilmiyorum ama buraya tahmini bir kilo yazayım ortalama kadın kilosunu. Boyunu da bilmiyoruz. Şevkiyeciğim, biliyor musun yaşın, şeyini söyle, kilonu. Daha önce tüp bebek denemesi bir kez olmuştu sanırım öyle mi? Gebelik oluşmamıştı. Ve tüp bebek sebebi de yumurta rezervazlı diye girdik. Kendi yumurtalarıyla 57 hesapladım. kiloymuş. 57 kilo. Tamam hemen hesaplıyorum. 57 kilo. Boyu da 1,60. 1,60 tamam. Hemen onu da düzenliyorum. 4'e 1. 3 deneme yapmış daha 3 önce. denemesi olmuş. Gebelik oluşmamış mı? Hayır. Şu anda FSH 8. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama ben kendimi göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Aa, biraz daha böyle bana doğru şey yapın. Evet, ama okuyamıyorum. Siz okuyun onu. Bakın burada Ha. yazıyor. Bir tane Ha, embriyo verirsek yüzde. gebelik oranı %21.
İki %21. embriyo verirsek gebelik oranı %31. Peki iki embriyo verdiğimiz zaman bunun ikiz mi tekiz mi olma şanssızlığı ne kadar veriyor bu program? Gerçi bu hasta için uygun değilmiş. Mutlaka diyor ki Yumurtaları boş çıkmış daha bakın, önce. mutlaka diyor ki bak altta yazmış. Bu hastaya mutlaka iki embriyo verin. Tek embriyo ile gebelik şansı çok düşük diyor. Yani bize fikir de veriyor bu program. Çok güzel. Bana göre değil yani. Amerika'daki 440 tane tüp bebek merkezinin sonuçları bunlar. Çok Çünkü güzel. orada bildirmek zorunluluğu var. Hani bizim burada öyle arkadaşlar oluyor ki 40 tane transfer yapmış. Ay dondunuz. Şimdi FSH düşük olduğu zaman yumurta dolu çıkmasının imkanı var herhalde, değil mi? FSH düşünce. PSH'ın bir ay öncesinde mutlaka bir ayarlanması, dengelenmesi gerekir. Yumurtaların kalitesini arttırmaya yönelik ön tedavi yapmak gerekir. Gerekirse belki PRP uygulamak gerekir. Yani gerekir de gerekir. Onun için muayene etmeden bunların hiçbirisini söylemem çok uygun değil. Bazen asenkron dediğimiz yani yumurtaların bazılarının önde iri, bazılarının küçük olduğu durumlar oluyor. Biz mesela tüp bebek ilaçlarını bunu bir önceden dengeleyemezsek ya da hormon değerlerini dengelemeden tüp bebeğe başlarsak bu önde giden yumurta hızlı büyüyor ve kistleşiyor. Ve biz bundan yumurta önde gideni de çatlamadan toplamak istediğimiz zaman arkada gelen yumurtalar küçük kalıyor. Onlar zaten iyi çıkmıyor, iyi kalitede çıkmıyor. Hatta boş denebilir. Önden gideni topladığımız zaman da onun da kalitesi kötü çıkıyor. Onun için biz hemen tüp bebeğe başlamıyoruz. Daha bugün bir sürü hasta muayene ettim. Yumurtalarınız dedim bir hastanın yumurtası önden gidiyordu. Bir ay önce tedavi uygulayacağız. Yumurtanız eşit büyüklükte olacak. Daha sonra tüp bebeğe başlayacağız. Hemen yoksa ben o hastayı da cesaretlendirip tüp bebeğe başlayabilirdim. Genelde merkezler ne yazık ki o şekilde yapıyorlar. Hele de hasta il dışından geliyorsa ikinci acaba gelmez mi deyip hemen ilaçları başlanıyor. Öyle bir şey değil. Ki o hastam benim Van'dan gelmişti. Hep bugün Van'dan söz edildi ama. Dedi ki bakın ben size bu ayda hocam hemen başlayalım ne olur diyor. Bakın ben size bu ayda tüp bebek yaparım ama yapmak için yapmayalım. Sizin bu yumurtanız önden gidiyor. Önce bu yumurtanızı bir senkron yani hepsi eşit büyüklükte hale getirelim. Ondan sonra tüp bebeğe başlayalım. O zaman tüp bebeğe başladığımız zaman bütün yumurtalarınızı büyütmüş oluruz. Ne kadar çok yumurta büyütürsek de o kadar çok hem dolu gelme hem de döllenme şansı artmış olur. Yoksa ben o hastaya ilacı başlardım. Bir tane güzel yumurtası olurdu. Belki arkadaki yumurtaları ya olgun çıkmazdı ya da boş çıkardı. Yani burada uygulama da çok önemli. Anladım. Şimdi çocuklar, şey arkadaşlar, aşılarla ilgili şeyin başında konuştuk yeterince. Onun için aşılarla ilgili bir şey size şey yapmayacağım. Ayrıca Gökalp Bey ile tedavi için şey yaparsanız DM'den yazabilirsiniz. Onun Tabii. sayfasından da kendisine başvurabilirsiniz. Çider'den geldiğiniz zaman Çider'in indirimi var. Kesinlikle. Ayrıca Gökalp Bey de bunu kullanabilirsiniz. Her zaman konuda bize yardımcı Hatta ben oluyor. ekstra bir şey daha söyleyeceğim. Bugünkü canlı yayınımıza özel. Siz ekstra bana yazarsanız, sizin üzerinizden yazarlarsa ekstra bir indirim daha yaptıracağım. Ricacı olacağım. Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Yani sizi gerçekten Bugün ben çok seviyorum. sürprizler Ben sizi gibi. gerçekten çok Ben de seviyorum. sizi çok Yani seviyorum. Çok sağ olun. eşimle sizi çok yani bu yani insan hani şeyi yüzüne vurur derler ya. Bir kere Ama anneannemin ismindesiniz. Aliye anneannem benim. Benim kızımın adı da ilk başı Aliye Göksu Öner. Yani ayrıca Oo. yani hani insanın hani kalbin temizliği yüzüne vurur derler ya. Yani sizi Çok gerçekten teşekkür çok ederim. seviyorum. Sizin bana Çok sağ gönderdiğiniz olun. hastalarda ekstra ben ricacı olup Çider Derneği'nin dışında siz hani zaten Çider Derneği'siniz. Ekstra ricacı olup indirim yaptıracağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani çok gurur duydum. Minnettarım. Ne demek? Biz de Sağ bekliyoruz. olun, var Siz olun. bizler biliyorsunuz Şimdi. sadece vesileyiz.
elimizden gelen en iyisini yapmak Tabii zorundayız. tabii. Bizler öyleyiz. Bizler öyleyiz. Takdir Allah'ın. Biz Aynen. elimizden geleni yapıyoruz sadece mümkün mertebe. Siz tedavilerinizi yapın. Ben hastaları Yani, motive edeyim. evet, Onları mutlu bir izin şekilde verdiğiniz tedavilerini bitirmelerini sağlayayım. Bebekleri de hep beraber severiz. Resimlerini yollarlar artık. Yapacak bir İnşallah, şey yok. inşallah. Bizim için mükafat bu. Evet. Şimdi bir sorumuz daha var. Yine orada 15-18 yıllık. çok özür dilerim. Orada bir soru gördüm de Öyle mi? olumsuz, Görebildiniz mi? Çok evet gördüm sevindim. şimdi Buyurun. geldi. Olumsuz motive olmamaları için 3. gün emriyorsun tutunma ihtimali hiç mi yok diyor. Şimdi şöyle bir şey, ben bu bir yönetim tarzıdır. Tüp bebek aslında bir herkesin oluşturduğu bir tarzdır. Ben kendimin gebelik oranı en yüksek olan, sonuçta bize niçin başvuruyorlar? Pahalı bir yöntem. Gebelik oranı en yüksek ve düşükle sonuçlanmama şanssızlığı en düşük yöntemi tercih etmek zorundayım. Şimdi 5. gün embriyosuyla 3. gün embriyosuna bakmışlar. Sadece biz bakmıyoruz buna. Biraz önce gösterdim. Amerika'daki 440 merkez her yıl sonuçlarını yayınlamak zorunda CDS üzerinden. Chronic Disease Control diye bir merkezleri var onların. Burada 440 merkezin %90'ı 5. gün embriyosu transferi yapıyor. Niçin 5. gün embriyosu transferi yapıyor? Çünkü 5. gün embriyosunu 3. gün embriyosuna göre 2 kat gebelik getirme oranı daha fazla. Gebe kaldıktan sonra da düşükle sonuçlanma şanssızlığı 2 kat daha az. Yani hem düşükle sonuçlanmayacak bir embriyo vermiş oluyoruz, hem de gebelik şansı daha yüksek bir embriyo vermiş oluyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. 3. gün embriyosuyla gebelik olmama ya da tutunma ihtimali sıfır. Hayır, öyle bir şey değil. Ben bir doktor olarak kendi yakınıma, eşime demeyin bu sefer, yakınıma nasıl bir embriyo vereceksem hastalarımız o Eşinizi şekilde. çok sevdiğim için söyledim. Ben şey yapmayın, Kendi, lütfen. o zaman şöyle söylüyorum. Kendi eşime nasıl bir embriyo vereceksem hastama da onu vermek zorunda gibi hissediyorum. Yani zorundayım, hatta gibi hissetmem de sıkıntı değil. Yani zorunluluğum var. Ben eşime tüp bebek yaptığımda kaçıncı gün embriyosu veririm? 5. gün embriyosu veririm. 5. gün embriyosuyla gebelik yakalamazsam eşime ne yaparım? Mutlaka histeriskopiyle rahmin içerisine bakarım. İkinci de olmadıysa ne yaparım? Acaba bizde, eşimde ya da bende genetik bir problem yok. Ama embriyolarda acaba bir genetik problem oluyor mu diye. Üçüncü de genetik tanılı tüp bebek yaparım. Bu bir basamak tedavi yöntemidir. Sana göre bana göre de değildir. Bütün dünyanın, ya daha doğrusu sayılı merkezlerin, başarılı merkezlerin uyguladığı yöntemdir. Ben de bunu uyguluyorum. Zaten gebelik oranlarım onun için yüksek. Yani herkese transfer yapsaydım benim gebelik oranlarım hem düşük olurdu hem de hastalarım mutsuz olurdu. Ve ben gerçekten olumsuz görüşmeyi de çok fazla seven bir doktor değilim. Hastalarımı aradığım zaman, ha şunu yapmak daha kolay oluyor benim için. Embriyonuz güzel gelişmedi. Bununla gebelik yakalayamayabiliriz. Bu ay iptal edelim, gelecek ay yapalım demek mi daha bir doktor için rahat bir şey? Yoksa ya verdik ama olmadı. Ya ben bunu yapamadığım için belki, hep diyorum ya, empati kurduğum için belki gebelik oranlarım da hem yüksek hem de hastalarıma daha doğru bir embriyo tercihi yapıyorum. Yoksa 3. gün embriyosunun tutunma ihtimali hiç yok diye bir şey yok. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey de söylemedim. Tamam. Bu arada şarjım her an bitebilir diye de ödüm kopuyor. Evet, şimdi ikinciye Aslında en önemlisi de ne? gelelim. Onu da söyleyeyim. En önemlisi vicdan. Yani öyle şeyler görüyoruz ki gene dedikodusunu yaparız. Evet. Bir doktor arkadaşımız 40 tane transfer yapmış, 60 tane gebeliğim var diye paylaşıyor. Yani bilime de değil, mantığa bile aykırı yani. Bunları hep yaşadık yani, görüyoruz. Onun için hani doğru ve etik olmak çok önemli burada. Anladım. Bu arada indirimi doğum fiyatında da yapın lütfen diye bir ekstra şey geldi. Not geldi. Doğum kısmı, ben tüp bebekçi olduğum için tüp bebek kısmına belki yardımcı olabiliyorum. O da nereden indirim yapacağım? Siz Acıbadem'i biliyorsunuz, indirimler doktorların hak edişlerinden yapılır. Kendim almayacağım, kendi alacağımdan indirim ihtimalim var. Onu yapacağım. Ama doğumcu olmadığım için ya da tabii doğum yaptırıyorum ama doğum kısmına bizzat müdahale edemediğim için o şekilde bir indirim yapamam. Ne yazık ki, yani söyleyeyim onu. Hani herkesin bir yetisi vardır.
Keşke hastane ve merkez benim olsa, ben tabii ki indirim buradan rahatlıkla konuşabilirim. İnşallah ilerleyen zamanlarda kendi merkezimiz olur da daha rahat konuşuruz. İnşallah. transferden kaç gün sonra beta HCG yükselişe geçer diye soruyorlar. Evet, bu da çok önemli bir şey. Bunu da çok sık görmeye başladık. Beta HCG 10. gün mutlaka bakılması lazım. 10. günden önce bakılırsa, mesela 7. gün, 6. gün, hatta bazıları 5. günü baktırıyor. 5. gün zaten verdiğin senin OTL dediğimiz HCG etkisindedir. Yani o pozitif gerçekten pozitif bile değildir ki. Yani diyorum ya, bizim işimiz vicdanlı olmalı. Yani senin verdiğin ilaçlara bağlı, zaten sen 5 gün sonra gebelik testi baktırırsan pozitif çıkar. Gebe olmasa bile pozitif Evet. çıkar. Onun için doğru pozitifliğe, yani bebeğin anne rahmine yerleşme ve gerçekten gebelik olma değeri 10. gün yapılan testtir. Tamam. Korkum, şarjım her an bitebilir. Bir kalmış çünkü. 1 saat 20 dakika oldu. Evet. Gökalp Bey, bitirelim isterseniz. Tabii. En kısa zamanda Soruları da her tekrar zaman bana DM'den yazabilirler. Geri kayda tekrar bir canlı yayın yaparız inşallah sizle. evet, çok sevinirim gerçekten. Onu ben söyleyecektim şimdi. Arkadaşlar, bütün sorularınızı lütfen yazın. Gökalp Bey'e iletebilirim. Ayrıca en kısa zamanda, belki bir aydan daha önce olur, Gökalp Bey'le tekrar bir yayın yaparız. Çok çok teşekkür Ben ediyorum. Çok teşekkür sağ ederim. Çok olun. sağ olun. Ve kaybolmadan o bir hemen kaydetmek istiyorum. Tamam, Çok inşallah. paniğe kapıldım. Çok sevgiler, çok çok teşekkürler. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Sizin de aynı şekilde. size de çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Katıldığınız için harika bir kalabalık vardı. Konuk, misafir vardı. Çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum İyi akşamlar. hepinize. Hoşça kalın.